Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2020 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, önemli gezegen transitlerinin olduğu 6 tutulmalı bol retrolu 2020 kuşkusuz çok güçlü bir yıl olmaya aday görünüyor. Bu yıl sizin için özellikle ev yuva temaları, aile konuları, kariyer alanındaki hedefleriniz mercek altında olacak. Büyük dönüşümler olabileceği gibi çok önemli fırsatlarda da karşılaşabilirsiniz. Evet, Jüpiter yıl boyu Oğlak Burcu'nda. Satürn artık Oğlak Burcu'ndaki transitini bu yıl tamamlıyor ve yavaş yavaş Kova Burcu'na merhaba diyecek. Ve ay düğümleri aksımız burç değiştirecek. Yengeç ve Oğlak'taki tutulmalarımız ikizler ve yaya doğru geriliyorlar. Ve bu yıl sizin için önemli olan bir Venüs retrosu var. Ve tam karşıt burcunuz Koç burcundaki Mars hareketi de yılın en önemli gezegen hareketlerinden olacak. Evet, şimdi tüm bunların detaylarına birlikte bakalım. Şans, bolluk, bereket gezegenimiz Jüpiter 19 Aralık 2020'ye kadar Oğlak burcunda olacak sevgili teraziler. Sizin dördüncü evinizden geçecek. Jüpiter'in geçtiği ev alanları, yaşam alanlarında iyileşmeler olur. Fırsatlar, şanslar, gelişme imkanları bu konularla hayatımıza daha fazla sunulabilir. Şimdi Jüpiter dördüncü evinizden geçerken kuşkusuz ev yuva temalarınız, aile konularınızda size destek olacak. Ev almak, satmak, gayrimenkulle ilgili konular, evinizi iyileştirmek, büyütmek, evinizi güzelleştirmek, tadilat yapmak veya aileyle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili konularda olabilecek gelişmeler gündeminizde olabilir. Jüpiter büyütücü bir etki olduğu için, ev yuva alanlarında büyüttüğü için kuşkusuz bu evlenmekle beraber ev kurmak, bunun yanı sıra çocuk sahibi olarak da aileyi genişletmek anlamlarına da gelebilir. Yani bu kişisel hayatlarınıza bu şekilde de yansıyabilir. Son 2 yıldır uğraştığınız bazı konular varsa eviniz ve ailenizle ilgili, şimdi bunları çözme fırsatları bulabilirsiniz. Yardımlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu yıl Jüpiter'in Balık burcundaki Neptün'le yapacağı sekstil açı yılın belli dönemlerinde size gerçekten çok güçlü yardımlar verebilir. Akrabalarınızdan destekler alabilirsiniz. Aile üyeleriyle ilişkileriniz güçlenebilir. Var olan sorunlar çözülebilir. Yine yaşam alanlarınızı iyileştirmek, konforunuzu arttırmak yönünden önemli destekler alabilirsiniz. Evde çalışma imkanlarını size sunabilir bu yıl Jüpiter. Çünkü Oğlak işle de alakalı. İş demek, sorumluluk demek. Ve Jüpiter evde yapabileceğiniz bir iş, evde home office gibi evde yapılacak mesleki konularda size gerçekten önemli destekler verebilir. Veya zaten bir işiniz var, mesleğiniz var. Onun evde yapma fırsatı bulabilirsiniz. Evden çalışabilirsiniz veya buna benzer hani kişisel bazı faaliyetlerinizi, hobilerinizi yine evden yaparak para kazanır hale gelebilirsiniz. Bunun gibi gelişmeleri, fırsatları yıl genelinde size sunabilir Jüpiter geçişi. Oğlak burcunda devam ede gelen Plüto transiti Jüpiter'le birleşecek bu yıl. Özellikle bu yıl Nisan ayında, Temmuz ayında ve Kasım ayında Jüpiter-Plüto kavuşumunu deneyimleyeceğiz. Büyük güç demek, büyük fırsat demek. Ve tabii ki otorite demek. Hayatımızdaki olgun yaştaki kişiler, aile büyükleri demek. Ve bu yılın genelinde aile büyüklerimiz, otorite kavramlarıyla ilgili konu ve kavramların da hayatınızda çok belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Buralarda büyük fırsatlar da olabilir. Bazı güçlü dönüşümler de olabilir. Zaman zaman baskılarla da karşılaşabilirsiniz. Ekstra sorumluluklar, baskılar da olabilir bunlar. Ama bir yandan büyük destekler, büyük yardımlar şeklinde de bu Jüpiter-Plüto kavuşumu hayatınızda tezahür edebilir sevgili teraziler. 2020 yılında Satürn Oğlak Burcu'ndaki transitini devam ettirecek sevgili teraziler. 2018 ve 19'da Satürn Oğlak Burcu'nda hareketteydi ve bu yıl artık bunu tamamlayacak. Yılın ilk yarısında 21 derece Oğlak Burcu'nda başlayacak olan transit 22 Mart'ta sona eriyor ve Satürn Kova Burcu'na bir geçiş yapıyor. Ancak bu geçiş kısa süreli olacak. Satürn Kova Burcu'na geçecek, ardından retro hareketi başlayacağı için 1 Temmuz'da tekrar Oğlak Burcu'nun son derecelerine gerileyecek. Ve buradaki hareketiyle beraber 17 Aralık'ta artık Satürn Oğlak seyrini tamamlayacak.
Kova burcuna tamamen geçiş yapacak. 21 Aralık'ta ise Kova burcunda Satürn ve Jüpiter'in kavuştuğunu görüyoruz. Bu kendi içerisinde 20 yıllık önemli bir döngüyü de işaret ediyor. Ancak bunun etkileri daha çok 2021 yılında kendisini hissettirecek. Son 2 yıldır Satürn Oğlak burcunda ilerlerken özellikle özel alanlarınız, yaşam alanınız, eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konularda Satürn'ün gözetimi üzerinizdeydi. Biraz daha sorumluluklarınız arttı. Buralarda bazı kısıtlamalarla karşılaştınız, engellerle karşılaştınız. Her şeyden önce Satürn bu yuva alanlarında yeni bir yapılandırma, yeni bir sistem kurma arayışındaydı. Bunlar olurken tabii ki sizi bazı gerçeklerle de yüzleştirdi. Hayatınızdan bazı şeyleri çıkarmak zorunda da kaldınız. Şimdi Satürn Oğlak burcunda yılın büyük bölümünde hareket ederken aslında tüm bu konuları, son 2 yıldır uğraştığınız konuları bir tamamlama aşamasında olacaksınız. Satürn yılın hemen başında Ocak ayında 12 Ocak'ta Oğlak burcunda Plüto ile kavuşacak. 4. evinizde. Bu güçlü bir etki. Güçlü bir yapılandırma ve yeniden inşa etme dönemi var. Tabii ki bu bir ev, emlak, gayrimenkul, yuvanızla ilgili bir konuyu işaret edebilir. Taşınma gibi, yer değişikliği gibi, emlak alımı, satımı gibi konular olabilir. Bunun yanı sıra ebeveynleriniz, anne baba konuları, onların yaşamları, onların sağlıkları ve sizin onlarla ilgili sorumluluklarınız alanında da biraz baskılar hissedebilirsiniz hemen yılın başından itibaren. Bunlar çok da sizin hani engelleyebileceğiniz, karşı koyabileceğiniz konular değil aslında. Bir anlamda kadersel. Önemli bir döngüde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama unutmayın Jüpiter de yıl boyunca Oğlak burcunda aslında o iyicil etkileriyle bir şekilde sorumluluklar alanında da burada size yardımcı olmaya çalışıyor. Evet, sorunları biraz daha mercek altına alıp büyütebilir, göz önüne getirebilir ama bunları çözme konusunda da size gerekli olan manevi desteği, gücü de verebilir. Plüton'un olduğu yerde zaten güç vardır. Burada her ne oluyorsa hayatınızda ev, yuva, aile temalarında güçlü bir dönüşüm var. Güçlü bir yeniden yapılandırma sürecinde olacaksınız. 22 Mart'la 1 Temmuz aralığında Satürn kısa bir süre Kova burcunda olacak dedik. Bu geçiş sırasında aslında Satürn'ün 2020 sonlarından itibaren 2023'e kadar devam edecek olan Satürn Kova transitini de şöyle bir hissedebilirsiniz. Bazı işaretler gelebilir size. 5. evinize doğru geleceği için Satürn size de güzel bir açıda hava elementinde olacağı için sosyalleşme ihtiyacınızı arttırırken biraz da hani özel alanlarınız, eviniz, yuvanız ve ailevi sorumluluklardan sıyrılıp daha özel, daha kişisel hedefleriniz, toplum önündeki bazı konular, arkadaşlar, aşk hayatınız, romantik konular, yaratıcı faaliyetleriniz ya da çocuklara dair konularda artık düzenlemeler ve yapılandırmalar içerisinde olacağı için bunları hissettirmeye başlayabilir size. Ama 1 Temmuz'dan sonra tekrar geri çekilecek. Tekrar bir ev yuva temalarını öne çıkarıyor ve buralardaki işleri, yarım kalanları, tamamlanması gereken konuları da göz önüne getirmeye devam edecek sevgili teraziler. 2020'de ay düğümleri ekseni Yengeç ve Oğlak'taki seyrini tamamlayacak ve 5 Mayıs'ta İkizler ve Yay eksenine geçecek. Son 1,5 yıldır Yengeç ve Oğlak'taki hareket artık bitiyor. Ay düğümleri 1,5 yıllık döngülerle hareket eder ve diğer gezegenlerin aksine ileri değil geri harekette bulunurlar. 5 Mayıs'tan itibaren Yengeç ve Oğlak aksı tamamlanıyor ve artık eksen İkizler ve Yay'a doğru kayacak. Doğal olarak tutulmalarımız da burç değiştirmeye başlıyor. Yıl boyunca güneş ve ay tutulmalarımız Yengeç ve Oğlak'taki seyrini tamamlayarak artık İkizler ve Yay eksenine doğru geçecek. Şimdi bu yıl yaşayacağımız şu 6 tutulmaya bir göz atalım sevgili teraziler. Hemen yılın başında 10 Ocak'ta 20 derece Yengeç burcunda bir ay tutulması var. Bu tutulma sizin için önemli. 20 derecede olacak ve haritanızın en tepesinde olacak. 20 derece ve yakınlarında özellikle yerleşimleriniz varsa, kişisel gezegenleriniz varsa haritalarınızda, kariyer alanınızda önemli bir dönüşümü, önemli bir sonuçlanmayı da burada işaret edebilir. 5 Haziran'da 15 derece Yay burcunda ilk ay tutulması meydana geliyor. İkizler Yay aksındaki. Ve yazın 3 tane tutulma var. 21 Haziran'da 0 derece Yengeç burcunda yine kariyer alanınıza işaret ediyor. Ardından 5 Temmuz'da
13 derece Oğlak burcundaki ay tutulması yine ev, yuva temaları, aile konularını öne çıkarıyor. Ve yılın sonunda 30 Kasım'da 8 derece İkizler burcunda bir ay tutulması, ardından 14 Aralık'ta 23 derece Yay burcunda bir güneş tutulması olacak. Yaz 5 Mayıs'tan itibaren ay düğümlerinin İkizler ve Yay'a geçmesiyle beraber özellikle tutulmalar artık sizin 3. ve 9. evlerinize doğru gerilemeye başlayacak. Yani artık kariyer, aile, yuva temalarından uzaklaşıp biraz daha zihinsel anlamda, kültürel anlamda gelişiminiz, iletişim konuları, uzak hedefleriniz, yolculuklar, seyahatler, eğitimle ilgili konu ve kavramlara ve yakın çevrenizde olup bitenlere daha fazla odaklanmaya başlayacaksınız. Bu tutulmalar buralarda yeni pencereler açabilir size. Yeni kapılar açabilir, kadersel anlamda da yeni bir süreci hayatınızda başlatabilir sevgili teraziler. 2020'yi şekillendirecek en önemli retro gezegen hareketlerine bir bakalım sevgili teraziler. Merkür retrolarını her yıl olduğu gibi bu yılda yaşayacağız. Ama bunun dışında her yıl yaşamadığımız bazı özel kişisel gezegen retrolarımız da var. Birincisi, sizin gezegeniniz Venüs'ün 13 Mayıs 25 Haziran aralığında İkizler Burcu'nda yapacağı retro hareket. Evet, Venüs'ün kendi içerisinde özel bir döngüsü vardır. 8 yıllık süreçler içerisinde her 1,5 yılda bir 40 gün kadar retro hareket yapar ve her 8 yılda bir bu retro aynı burçta olur. En son 2012 yılının Mayıs-Haziran aylarında İkizler Burcu'nda bir retro yaşamıştık. Bu yıl yine 13 Mayıs ile 25 Haziran aralığında Venüs'ün İkizler Burcu'ndaki retro hareketi var. Hava elementidir ikizler ve aynen sizin gibi. Dolayısıyla aslında ikizlerdeki Venüs retroları çoğu zaman size çok hoş sürprizler, ilginç etkiler de getirebiliyor. Bu retro 9. evinizde olacak. Şöyle bir 2012 yılını gözden geçirin bakalım, o yaz döneminde neler yaşadınız. Benzer etkiler de olabilir tabii ki. Retro bir gezegen karmik enerjileri ortaya çıkarır. Yani hak edişlerle de alakalıdır. Dolayısıyla geçmişte yaptığınız, yapa geldiğiniz bazı konu ve kavramları tekrar bir gündeme getirebilir. Yarım kalmış fırsatları değerlendirmeniz için size kapılar açabilir. Özellikle eğitim konuları, akademik konular, belki bazı hukuksal konular ya da seyahatler, ufkunuzu geliştirecek, sizi geliştirecek yeni kültürel konular, eğitimler veya uzak seyahatler, yeni insanlar, ama bunlar geçmişten gelen kişiler de olabilir tabii ki. Medya yayın işleri, özellikle bu alanlarda meşguliyetleriniz varsa bununla ilgili belki bazı özel fırsatlar da çıkarabilir bu Venüs retrosu. Evet, bunlar daha olumlu, daha sürprizli, daha keyifli enerjiler. Bir de dikkat edilmesi gereken konular var tabii ki. Venüs'ün temsil ettiği konularla ilgili özellikle retro döneminde temkinli hareket etmekte fayda var. Her şeyden önce güzelliği, estetiği anlatır. Ve Venüs retrolarında öyle güzellikle, estetikle ilgili çok önemli bir uygulama yapmak doğru olmayabilir. Çünkü altın oranı temsil eden Venüs retro olduğunda biraz tabii ki burada dengesizlikler yaratabiliyor. O nedenle lütfen sevgili teraziler, 13 Mayıs 25 Haziran aralığında estetik ve güzellikle alakalı çok önemli radikal kararlar vermeyin. Günlük bakımlar olabilir tabii ki, ama bir model değişimi, bir renk değişimi örneğin saçınızda veya daha ciddi estetik uygulamalar için retronun bitmesini beklemek doğru olabilir. Venüs parayı da anlatır. Dolayısıyla çok önemli alışverişler yapmak, özellikle pahalı ve lüks alışverişler yapmak doğru olmayabilir. İlişkiler alanında, ilişkilerle ilgili özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, imza gerektiren konular, evlilik gibi konularda yine 13 Mayıs'la 25 Haziran aralığında dikkatli, daha özenli ve temkinli hareket etmekte fayda var sevgili teraziler. 2020'nin bir diğer önemli retrosunu Koç burcunda yaşayacağız. Evet, Mars bu yıl yılın büyük bölümünde Koç burcunda olacak sevgili teraziler. 9 Eylül ile 14 Kasım aralığında da retro harekette olacak. Mars retrosu 2 yılda bir meydana gelir. Bu yıl Koç burcunda yaşayacağız. O nedenle Haziran sonundan itibaren Koç burcuna geçecek olan Mars
yıl sonuna kadar kalacak. Çok uzun bir süre. Ve sizin için de önemli bir döngü. Çünkü Koç burcu sizin tam karşıt burcunuz. Tam karşınızda hareket eden bir Mars var. Bu da demek oluyor ki yılın özellikle ikinci yarısı Haziran sonundan itibaren İlişkilerle ilgili alanda daha fazla bir mücadele ve çatışma içerisindesiniz. Yani eşiniz, partnerinizle olan ilişkilerde biraz tansiyon yükselebilir, gerilimler olabilir. Veya buradaki ilişkilerinizi yapılandırmak için enerji harcayacaksınız. Ancak 9 Eylül ile 14 Kasım aralığındaki Mars retrosu burada geriye dönüşler, geriye çekilişler yapabileceği için enerjimizi yönlendirme konusunda ve mücadelelerimizde de biraz zorlanmalar ve kısıtlamalar yaratabilir. Bir yandan da çok geçmişle ilgili konu ve kavramları hayatımıza taşıyabilir. Geçmiş eş, geçmiş bir ilişki ya da eşimizle partnerimizle ilgili geçmişten gelen bir konu ve kavram o süreç içerisinde bizi biraz yorabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yandan da tam karşımızdaki bir Mars tabii ki fiziksel anlamda da yorucudur. Kazalara, sakarlıklara da açık, meyilli olabileceğimiz özellikle bu 9 Eylül 14 Kasım aralığında fiziksel anlamda da kendimize özen göstermeli, dikkatli hareket etmeliyiz. Evet, anlattığım tüm bu bilgiler burcunuzun ve özellikle yükselen burcunuzun aldığı genel gezegen etkileridir sevgili takipçilerim. Unutmayın, hepimizin birer kişisel doğum haritası var. Özellikle altını çizdiğim noktalara lütfen kişisel doğum haritalarınızı açarak bakınız, kontrol ediniz, gezegen yerleşimlerinize dikkat ediniz. Bu şekilde bireysel olarak nasıl etkiler alacağınızı daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Sizin için çok daha yol gösterici olacaktır. Hepinize mutlu, sağlıklı, başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.